ayrıcalıklı aileler, torpilli bir avuç insan ülkesi olmaktan çıkacak. Çıkacak. Şurada gördüğüm her annenin, o güzel annelerin, her babanın, o saygın babaların evlatları benim evladım gibi olacak, benim evladım. Onların hakkını yedirmeyeceğiz. Onların hukukunuz, ülkenin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Çok değil, iktidarda daha bir yılı bile doldurmadan göreceksiniz. AK Parti'ye inanmış, gönül vermiş, oyunu vermiş yurttaşlarımız bile bizim hakkımızı verecek. Onlar bile diyecek ki evet, bizim partimiz icraat yapmıştı ama bu yeni hükümet çok daha fazlasını, çok daha hızlı, çok daha doğru yapıyor diyecekler. AK Parti'ye inanmış o dostlarımız, hemşerilerimiz, bunlar parti ayrımı yapmadan hizmet ediyor diyecekler. Bunlar kimseyi dışlamıyor. Helal olsun bunlara diyecekler, helal olsun. Bakın sevgili hemşerilerim, ben İstanbul'da bunu yaşıyorum. Ben sokaklarda, çarşıda, pazarda, bakın seçimden önce her gün İstanbul'un bir yerindeydim. İnanın şimdi de her gün İstanbul'un bir semtindeyim. Ve ön yargılarımız vardı, kırdınız diyor bana vatandaşlarımız. Ve o gün başka bir partiye oy veren insanlar şimdi bana teşekkür ediyor. Bu benim en büyük mutluluğum, biliyor musunuz? Evet, bize inanan vatandaşlar, o dönemde büyük bir işbirliği yapıldı. 2019'da çok önemli bir seçim kazanıldı. Millet İttifakı'nın en önemli başlangıç noktalarından birisi oldu. Sadece Millet İttifakı değil, demokrasiye inanan herkes bizi destekledi. Hele hele seçim iptal edildikten sonra büyük bir destek aldık. Ama inanınız ki o ittifak sürecinde bana oy veren değil, oy verenlerin, vermeyenlerin memnuniyeti sokakta gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İşte büyük bir ama çok sıcak, terliyorsun diyorlar bana. Şimdi patates, soğan dedirttiler ya milletimize. Bunlar utansın, utansın. Bunların yatacak yeri yok. Yatacak yeri yok. İşte bize oy vermeyen insanlarımızın bile mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Ben İstanbul'da, Ankara'da Mansur Yavaş başkanımız ve birçok yerde, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da aynı şeyleri yaşıyoruz. Çünkü bizim kavgayla, arıştırmayla işimiz yok. Bizim işimiz icraatlarımızla insanların gönlüne girmek, gönlüne. Bizim derdimiz herkesten hayır duası almak, hayır duası almak. Ankara ve İstanbul belediye başkanları olarak pek çok bakanlığın bütçesinden fazla bütçe yönetiyoruz. Metrolara, fabrikalara çok büyük yatırımlara imza atıyoruz. 4 yıldır her gün dakikalarca incelendik. Teftiş edildik. Bize mercekle bakıyorlar, mercekle. Tek bir açığımızı bulamadılar. Bulamazlar çünkü yok, yok.
Bizim olduğumuz yerde usulsüzlük olmaz. Bizim olduğumuz yerde yetim hakkı yenmez. Bizim olduğumuz yerde iş vardır, icraat vardır, hizmet vardır, çözüm vardır. İstanbul bunu gördü, Ankara bunu gördü. 14 Mayıs'tan sonra Gaziantep de bunu görecek, Gaziantep. Gaziantep de bunu görecek. 15 Mayıs'tan itibaren çok çalışacağız. Biz işledikçe ışıldayan ekibimiz ülke için, millet için çalışmaktan mutluluk duyan çok geniş, çok güçlü bir kadro olduğumuzu bütün Türkiye'ye ispat edeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yle ve diğer bütün liderlerle, Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları'yla sınırlı olmayacak bu kadro. Bu kadro ekonomiyi, eğitimi, sağlığı, dış politikayı çok iyi bilen, dünya çapında birçok isim bu kadroda olacak. Bizim bu kadromuzda kim var biliyor musunuz? Milletin evladı var. Gaziantep'in pırlanta gibi evlatları olacak bu kadrolarda. Sizler varsınız. Hep birlikte çalışacağız. Ekonomiyi hızla iktidara, iktidarın bugün yaşattığı o kötü ortamı hızla istikrara ve güven ortamına kazandıracağız. Göreceksiniz. Herkes önünü görecek. Herkes hesabını, kitabını yapabilecek. Türkiye hızla sağlıklı büyüme ve sosyal kalkınma yoluna girecek. Tek tek şehirlerin özel sorunlarıyla ilgileneceğiz. Örneğin Gaziantep'in yaşanan göç dalgası nedeniyle uğraşmak kaldığı sorunları çözeceğiz. Mülteci sorununu da biz çözeceğiz. Biz çözeceğiz. Biz çözeceğiz. Gaziantep'te de biz çözeceğiz. Kilis'te de, Osmaniye'de de biz çözeceğiz. Göreceksiniz. Bu ülkeye elini kolunu sallayarak gelinme biçimini ortadan kaldıracağız. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Barış içerisinde bir Türkiye, barış ve huzur içerisinde bir Orta Doğu'nun varlığı, o insanların da kendi vatanlarında mutlu olmasını sağlayacak. Göreceksiniz, çarpık kentleşme, çevre ve hava kirliliği, Gaziantep'li çiftçilerin yaşadığı sorunlar, biliyorum Antep fıstığında yaşanan sorunlar var. Gaziantep özellikle Güneydoğu Birliği'nin ortadan kaldırılmasıyla sıkıntı yaşanıyor. Onu tekrar kuracağız, tekrar göreceksiniz. Hep birlikte bu bölgenin tarımda kalkınmasından, ki ilk gelişim 1997'dir. Organize sanayi bölgelerinin burada ne kadar geliştiğini, başta tekstil ve diğer sektörler olmak üzere ne kadar önemli kurumların olduğunu biliyorum. Onlar yaşanan ekonomik problemleri, orada çalışan işçilerin yaşadığı zorlukları biz ciddi olarak ele alacağız ve çözüme kavuşturacağız. Elbette Gaziantep'i de etkileyen, İslahiye'yi, Nur Dağı'nı da etkileyen bizim büyük bir deprem sorunumuz oldu. Milletçe ayağa kalkacağız, milletçe. Milletçe depremdeki yaraları saracağız, göreceksiniz. Depremi insanları öldüren değil, sadece doğanın bir afeti olarak yaşayacağımız günlere kavuşacağız. Antep'i de, Gaziantep'i de afetlere karşı güçlü hale getireceğiz. Deprem gerçeğini asla unutmayacağız ve hafife almayacağız. Bir dakika içerisinde ne yazık ki sevdiklerimizi, evimizi, şehrimizi, sahip olduklarımızı yitirmeyi, kader olmasını ortadan kaldıracağız. Bunu bilerek hareket edeceğiz. Depreme karşı çok büyük bir seferberlik başlatacağız. Afet riskini önceleyerek kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde harekete geçireceğiz. Ve değerli hemşerilerim, bakın 4 yıldır İstanbul'da yaptığımız hangi hazırlık var ise
bunların her birini bütün Türkiye'ye yayacağız. Sosyal yardımlaşmayı, insanlara yardım etmeyi devletin bir lütfu değil, sorumluluğu haline getireceğiz. Neyin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Milletine hizmet eden bir devlet olacak. Milletine gücünü gösteren değil, şefkatini ve vicdanını gösteren devlet olacak. Gaziantep'i, Kilis'i ve bütün Türkiye'yi bu seferberliğin içine katacağız. Hep birlikte başaracağız. Bu ülkede herkes hak ettiği yaşama kavuşacak. Bakın kıymetli hemşerilerim, Gaziantep'in ve Türkiye'nin önü çok açık. Sizler yeter ki bize yetki verin. Siz yeter ki vicdanınızın sesini dinleyin ve bozulmuş düzeni değiştirin. Değerli hemşerilerim, sevgili Gaziantepliler, Kilis'i buradan selamlıyorum. Kilisli hemşerilerimi de selamlıyorum. Bu gelişimde Kilis'e gidemedim ama inşallah bir dahakinde Kilis'te olacağım. Kilis'te de, Gaziantep'te de kazanan Millet İttifakı olacak. Kazanan 86 milyon insanımız olacak. Kazanan 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sevgili hemşerilerim, değerli dostlar, burada gençleri görüyorum. Ve çok yoğun gençleri görüyorum. Güzel kızları, yakışıklı gençleri görüyorum. Tamam, Paso Ligi bu halinden kurtaracağız, merak etme. En güçlü çok güçlü. Öbürü beni çok övüyor, onu söylemeyeceğim. Bu kadar güvenine bana çevir güzel kız. Bu kadar güvenime hiç bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. 13 yaşında, 14 yaşında bir kızımız tutuyor elinde. Senin o güvenine kurban olurum ben. Patates, soğan bir yana, milletin gücü senden yana. CHP iktidarı yükleniyor. Geldikleri gibi giderler. Gaziantep'in hamamları yapacağız. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı. Deli olan sakin ol. Bu iş bizde demiş güzel ağabeyim orada. Onu okudum. 25 bin atama kim? Sosyal hizmet uzmanları önemli. Önemli. Bizim özellikle sosyal hizmet uzmanları, psikologlar önemli. Her şey çok güzel olacak bilesin. Kurban olurum sana. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Tamam. Tamam, köfteye geleceğiz. Dur sen onu indir. Şimdi değerli hemşerilerim, gençlerden bahsettik. Şimdi gençlerden, başta bütün Gaziantep'li gençlerden bir söz almak istiyorum. Seçime az kaldı. Hep beraber bu kalan günlerde, özellikle güzel hanımefendiler, beyefendiler, benim güzel annelerim, teyzelerim, ellerinden öpüyorum senin. Herkesle konuşmaya, herkesi ikna etmeye, herkese bu Millet İttifakı'nın hak, hukuk, adaletin temsilcisi olduğunu söylemeye ve onların oyuna talip olduğumuzu gözlerinin içine baka baka anlatmaya, özellikle sevgili gençler, ayrışmamaya, birleşmeye, birliğin gücüne katkı sunmaya
sevgili Gaziantepliler, hazır mıyız? Güzel. İkinci söz. Sandık günü koşa koşa, coşa coşa sandığa gitmeye, demokrasiye büyük bir zafer kazandırmaya, demokrasiye inanmayan bir avuç insanı emekli edip evine yollamaya ve sandıklara sahip çıkmaya ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? Güzel. Son olarak benim artık bir gelenek haline gelen, evet onu yapacağız. Şimdi Cuma Göçer, Gazi Mustafa Kemal Paşa, sen tutturdun düşmanları topa taşa, sen ölmedin, ölmeyeceksin haşa, her 10 Kasım'da gözlerimizi boğsan da yaşa. Mehmetçik kanı vatan toprağı ıslattı, atamız Mehmetçik'le omuz omuza düşmanları bozguna uğrattı. Sana kimse ölmedi diyemez atam, atam ölmedi, sadece sonsuzluğa yattı. Teşekkür ediyoruz Cuma'ya, ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bırakıyor, bitiriyor. Ben bugün 6317 şehidin olduğu şehirdeyim, Gaziantep'teyim. Ben bugün direnişin şehrindeyim. Ben bugün asla ve asla baskıya boyun eğmeyenlerin şehrindeyim. Ben bugün özgürlüğe susamış Gaziantep'lilerin şehrindeyim. Ben bugün bağımsızlığı için, özgürlüğü için canını bile vermeye hazır Gaziantep'lilerin kentindeyim. Ben bugün ağız birliği yapmışçasına coşa coşa her şey bütün gençler her şey çok güzel olacak demek bu kadar mı güzel Gaziantep'lilere yakışıyor? Ben güzel Gaziantep'lilerin şehrindeyim. Sizlere teşekkür ediyorum. Memleketin her köşesi çok güzel olacak, size söz veriyoruz. Kalın sağlıcakla.